Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz koko kurabiye. Bu tarifimizde un yok ve çok az malzemeli. Üstelik çok da pratik, bir o kadar da lezzetli. Şimdi hemen bekletmeden tarifimize geçelim. 3 adet yumurtayı sarısından ayırdım. Beyazlarını kullanmak için yoğurma kabına aldım. Bu işlemi yaparken sarısının hiç bulaşmamasına dikkat edelim. Yumurta sarılarının ziyan olmaması için saklama kabını alıp buzdolabına kaldırıyorum. Bir gün bozulmadan orada saklayabiliriz. Bu süreçte kahvaltıya veya hamur işlerine kullanabiliriz. 1 çay bardağı şeker ve 1 çay kaşığı limon suyunu ekledikten sonra malzemelerimizi karıştıralım. 1-2 dakika karıştırıp sadece şekerimizin hafifçe erimesini sağlamamız yeterli olacaktır. Ardından bir paket vanilya ekleyelim. Çok hoş bir aroma verecek. Son olarak 2 su bardağı Hindistan cevizini ekleyip malzemelerimizi toparlayalım. Hamurumuz toparlanıp şekil alacak duruma geldi. Şimdi bir yağlı kaseli tepsiye dondurma kaşığıyla bu şekilde diziyorum. Elinizde dondurma kaşığı yoksa 2 kaşık yardımıyla birbirini toparlayarak dizebilirsiniz. Koko hamurunu pratik bir şekilde tepsiye dizdikten sonra 180 derecede önceden ısıttığımız fırında kontrollü pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi çok fazla kızartmadan her tarafı eşit miktarda pişen kurabiyelerimizi soğumaya bırakalım. Lezzetine lezzet katabilmek için kurabiyelerimizin bir kısmına çikolata bandırmak istiyorum. Ben 60 gram çikolata kullandım. Tamamına bandırmak istiyorsanız 80 gram çikolata yetecektir. Bu şekilde benmari usulü eritiyorum. Kurabiyenin tabanını çikolataya bandırdım ve tekrar yağlı kağıda koydum. Bu şekilde arzu ettiğiniz kadar kurabiyeyi çikolataya bandırabilirsiniz. Buzdolabında 5-10 dakika beklettikten sonra çikolataları donacaktır. Bir çırpıda yaptığımız ve çabucak pişen kurabiyelerimiz servise hazır. Hemen sunum tabağına alalım. Bu kurabiyenin aroması efsane. Çok da lezzetli. Mutlaka denemenizi öneririm. Şimdi gördüğünüz gibi iç kısmını da gösteriyorum. Kar gibi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Yine pratik ve çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Elimden geldiğince kolay ve lezzetli tarifleri sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Yine yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla, hoşça kalın.